Merhaba çok saygıdeğer Uygur TV izleyicileri. Efendim bildiğiniz üzere Ramazan ayında vatandaşlarımızdan devletiniz oruç tutmanızı yasaklarsa tepkiniz ne olur sorusunu soruyoruz. Daha önce de İstanbul, Selimpaşa'da ve İstanbul Üsküdar'da bu soruyu sorduk ve vatandaşlarımızın tepkisi de çok güzel oldu. Bundan dolayı hepsine teker teker buradan teşekkürlerimi bildiriyorum. Bugün de yine röportajdayız, aynı sorudayız. Farklı yerdeyiz efendim. Bugün İstanbul Ortaköy sahilindeyiz efendim. Selamun aleyküm, nasılsın? Aleyküm selam, teşekkür ederim, sağ olun. İsim neydi abi? Atakan. Atakan abi, şu anda Ramazan ayındayız. Evet. Oruç tutuyoruz hepimiz. Peki devlet olarak oruç tutmanı yasaklarsa tepki ne olur abi? Oruç tutma yasaklanırsa? Evet. Ya devlet olarak devletin böyle bir oruç tutmayı yasaklama hakkı yok ki. İslamiyet herkesin kendine göre yaşaması gereken bir dindir yani. İsteyen tutar, istemeyen tutmaz kendisine göre bunu. Peki böyle bir yer olduğunu biliyor musun? Sence böyle bir yer oruç var mı? Oruç tutmanın yasak olduğu. Evet. Bir ülke. Vardır ya. Çünkü dünyada yani hep demokrasiyle yönetilmiyor dünya. Diktatörle yönetilen çok ülkeler var. Olabilir yani. Şaşırmam olduğunu duyarsam. Sence nerede böyle bir şey olabilir? Uygur. Uygur'da var mı böyle bir şey? Evet var maalesef. Üzüldüm şimdi bak. Gerçekten şu anda Ramazan ayındayız. Orada yaşayan Uygur Türklerine oruç tutması yasak. Orada oruç tutarsa ceza veriyorlar. Sabahlarda gelip sırf oruç tutmasın diye yemek veriyorlar. Yemeklerin arasında domuz eti, alkol gibi İslam'da haram olan şeyler de var. Ne düşünüyorsun abi tepkin, fikrin? Ya tepkin fikrim tamamen yanlış. Biraz önceki söylediğim gibi İslamiyet kendisine göre yaşanılması lazım. İsteyen orucunu tutar, istemeyen orucunu tutmaz. Yani çok yanlış bir uygulama, diktatörce bir yönetim diye düşünüyorum. Yani böyle bir uygulamanın olduğu bir ülkede demokrasi, hak, özgürlük, hukuk kesinlikle yok. Tasdik etmiyorum. Evet. Çin'e karşıyız. Çin'in Allah belasını versin. Uygur Şimdi zamanında bunlar insanların bu şekilde yapılmışının sebebi tamamen İslamiyet'ten ve Müslümanlıktan korkma, insanları asimile etme, ya İslamiyet'e unutturma. Yani bu şekilde, ama silebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü her türlü yasak daha da fazla insanları şekillendirir ve daha da fazla inançlarını körükleyeceğini, ben pekiştireceğini düşünüyorum. Hiçbir haksız yapılan bir yasaklamanın ben yani sonucuna ulaştığını, istenilen sonuca ulaştığını zannetmiyorum. Yanlış bir uygulama, tamamen yanlış. Asla da katılmıyorum ve şiddetle de kınıyorum. Öyle söyleyeyim. İnşallah diyelim ki yakında yaptıkları, verdikleri kararın yanlış olduğunu anlarlar da doğruyu bulurlar, doğru yola dönerler diyorum. Buradan da bütün Uygar Türklerine, Uygur Türklerine selam söylüyorum. Bence mücadelelerini bırakmasınlar, dirensinler, İslamiyet'lerini istedikleri bir yaşasınlar diyorum. Biz Türk milleti olarak, Müslüman halkı olarak hepsinin arkasındayız Türkiye olarak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İsmim Ayhan. Ben Türkoğlu Türk'üm. Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüyorum. Eğer Müslümanım diyen ülkeler Müslümanlara yapılan zulme karşı dursaydı, birlik, beraberlik olsaydı, Çin şimdi Uygur Türklerine el kaldıramazdı. Bizim Müslüman ülkelerinde iş yok. Bizim Müslüman ülkeleri hep kendi menfaatini düşünüyor, kendi çıkarlarını düşünüyor, kendi cebini doldurmaya bakıyor. Kendi ülkelerini ona buna peşkeş ediyorlar, Yahudilere peşkeş ediyorlar. Ama birlik beraberlik olsa Müslümanların kendi arasında, hiçbir Allah'ın kulu Müslüman nerede olursa olsun el kaldıramaz. Bugün bakıyoruz bir Yahudi ülkelerinde, bir Hristiyan ülkelerinde ne bir savaş var, ne bir ölüm var, ne bir kalım var. Hep Müslümanları birbirine kırdırıyorlar. Evet, ama Müslümanlar da birbirini tutacağı yerde tutmuyor. Uygur Müslümanları Çinlilerin elinde kalmış. Şerefsiz Çinlilerin elinde kalmış. Her türlü zulme, her türlü işkenceye maruz kalmış. Ama bizim Müslüman ülkelerimiz kılını kıpırdatmıyor. Çin'le anlaşmalarına devam ediyorlar. Çin'le ticaretlerine devam ediyorlar. Halbuki böyle olmaması lazım. Ülke olarak da burada başkanlara ve yöneticilere sesleniyorum. Yani
Bu konu, çünkü biz İslami bir ülke olduğumuz için çok önemli bir ülke konu. Diplomatik anlamda da girişimler yapmaları gerektiğini düşünüyorum yani. Bizim başkanlarımıza, başbakanımıza, buradan da sesleniyorum aynı şekilde. Oradaki kendi mevkidaşlarına bu konuyu dile getirerekten yaptırım olur, nota vermek olur. Her türlü gerekeni, bürokrasik adımı da atmalarını gerektiğini düşünüyorum. Bunlara da sesleniyorum burada. Müslüman Müslümanı tutmuyor. Müslüman Müslümanı tutsa Çin Uygur Müslümanlarına o durumları yapmaz. O işkenceleri yapmaz. Yapamaz. Ha, kendileri zaten putperest. Allah'ı kitabı bilmezler. Ama Allah'ı kitabı bilene de böyle zulüm ediyorlar ve buna müsaade eden de bizim kendi Müslüman ülkelerimiz. Bu yanlıştır. Senin Müslüman din kardeşin orada Çin putperest Çinlilerin elinde zulüm görürken sen burada zevk şefka içerisindesin. Olmaz. Böyle Müslümanlık olmaz. Müslümanlık neyi emreder? Komşun açsa sen tok yatamazsın. Komşun zulüm görüyorsa, din kardeşi zulüm görüyorsa sen yerinde rahat duramazsın. Yardım eli uzatacaksın. Bak aynı şekilde İran'daki Türkmenler de öyle. Türkmen Müslümanlar da öyle. Onlar da zulüm görüyor orada. Uygurlar Çinlilerin elinde kalmış. Türkmenler örgütün PKK'nın elinde kalmış. Onlar Müslüman oldukları için Uygurlar da Türkmenler de yardım istiyor. Kimse yardım etmiyor. Böyle Müslümanlık olmaz. Müslümanlığı artık Yahudi toplumu Müslümanlığın içine sızmış. Müslümanlığı bitiriyorlar. Birbirine düşürüyorlar, birbirine kırdırıyorlar. Ama bak kendi ülkelerinde hiçbirinde savaş yok. Ya buna biz karşıyız. Ben Çin'e karşıyım. Çinlileri de buradan kınıyorum. Ha, hepsinin Allah belasını versin. Hepsi cezasını çekecek. Kim ne yapmışsa iki mislisini öteki tarafta görecek. Gerçi onlar putperest anlamaz ama taşa toprağa taptıkları için anlamazlar. Allah'ın adaleti er geç gelir. Çok teşekkür ederim abi, konuştuklarım için. Sağ olun. Eyvallah. Abi. Biz size çok teşekkür ederiz bu imkanı fırsatı bize tanıdığınız için. Çok sağ olun. Sizin tepkiniz için çok teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Rica ederiz. Sana emekleriniz karşılıklı. Nasılsın abi? Teşekkürler sorayım. Kardeşim. Sen nasılsın? Nerelisin sen? Doğu Türkistanlıyım abi. Doğu Türkistan. Evet. Türksün. Evet, Müslümansın. Maşallah. Biliyorsun Doğu Türkistan'ı. Türkmenistan'ı ben duydum da ama hiç öyle arkadaş çevremiz falan yok. Baş tacısın. Yeter ki insan olsun. Eyvallah. Nerelisi olsa olsun. Eyvallah. Sıkıntı abi. Yok. Abi bugün sorumuz şu. Ramazan ayındayız. Evet. Mübarek ayındayız. Elhamdülillah. Ramazan ayında devletin sana oruç tutmanı yasaklarsa tepkin ne olur abi? Devleti bombalarım kardeş. Çünkü neden dersen biz Türkiye'de yaşıyoruz. Yani. Müslüman bir ülkedeyiz. Bizim devletimiz böyle bir şey yapmaz. Peki başka ülkelerde... Başka ülkelerdekini bilmiyorum ama bizim ülkede böyle bir şey yapılmaz. Çünkü neden dersen... Çünkü Türkiye Müslüman şehri. Bizim ülkede böyle bir şey yapılması imkansız çünkü. Yani. Başka ülkelerde yapılsa ben yine de gizli saklı Müslümanlık görevimi yerine getiririm. Çünkü ben elhamdülillah Müslümanım. Bu... Her sene bana bir şart koşulmuş. Namaz nasıl bize şart koşulmuşsa bu da bize her senene her şeyinin belirli bir zamanda tutacaksın denildiği zaman tutacaksın. Başka ülkelerde yasak da olsa ben gizli gizli tutarım. Çünkü ben Müslümanlık görevimi yerime getirmek zorundayım. 5 vakit namazımı da kılıyorum. Peki gizli gizli tutuyorsun ama sabahları sana oruç tutma diye devletin yemek yedirse. Devlet zaman... öyle bir şey yapılmaz ki senin bu... yani senin bu söylediğin mevzu biraz saçma çünkü bizim Türkiye'de böyle bir röportaj yapman da senin değişik bir şey. Çünkü neden dersen kardeşim bizim ülkede böyle bir şey yapamazlar. Evet. Devlet de bana zorla yemek yedirirse o zaman benim... Ya Müslümanlar ölmüştür. Aynen. Ülkede de öyle bir şey olursa. Benim, benim yani o zaman bizim ülkede Müslüman olmaz o zaman. İmkansız yani dediğin şey biraz çok zor. Başka bir soru varsa ona geçelim. Peki bizim. Böyle bir yer olduğunu biliyor musun abi? Var mı öyle bir yer? Var abi. Neresi? Bizim ülke. Türkiye'de. Doğu Türkistan. He, senin ülkende yapıyorlar. Evet. Hadi ya. Evet. Doğu Türkistan'da Çinliler işgal etti orayı. Çinliler baskı uyguluyor. Sırf oruç tutmasın diye oruç tutanlara ceza veriyor, hapse gönderiyor. Hatta sonu idama kadar gidebiliyor. Ciddi misin? Evet. Bir de oradaki Uygurlara sırf oruç tutmasın diye sabahları yemek yediriyorlar. Hatta yemeklerin arasında domuz eti, alkol gibi İslam'da haram olan şeyler de var.
Ne düşünüyorsun abi? Hislerin? Kardeşim biz Türkiye olarak zorda olan insanların her zaman yanındayız. Bak ya yani en örnek Suriye biliyorsun hiç kimse yardım etmedi. Biz sonuna kadar Suriye'ye gittik. Kanımızın canımızın sonuna kadar biz Suriye ile savaştık. Yani o yani düşmanlarla savaştık. Suriye'yi resmen biz aldık. Türkler aldı. Evet. Biz o zaman Türkler olarak size elimizden geldiği kadar destekli bulunmak zorundayız. Çünkü Müslüman ülkesi olduğu için biz size destekli bulunmak zorundayız. Çok teşekkür ederim. Ekranlarımız aracıyla devlet başkanımıza Türk alemine söyleyebiliriz. Türk alemi her zaman yani iyidir. Biz her zaman yokluğun yanındayız, yoksulların yanındayız. Türkler olarak bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i herkesle birlikte savunuyoruz. Bizi zaten herkes dışarıda da görüyor. Buradan bütün yani ülkedekilerine sesleniyorum. Herkes kardeş kardeşe yaşansın. Savaş mavaş olmasın. Başka bir şey demiyorum kardeşim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olasın kardeşim. Allah razı olsun. Öncelikle isim ne yazar? İdris Karada. Abi şu anda sorumuz şu. Devletin sana oruç tutmanı yasaklarsa tepkin ne olur? Devletin bana oruç tutma. Tepkin bir şey olmaz. Bir hakkı yok. Devletin öyle bir hakkı yok ki. Herkes hürdür. Ya şu anda ben oruç tutmuyorum. Niye tutmuyorum? Şeker hastasıyım, tutmuyorum. Bana diyebilir miyim lan şeker oruç tutacaksın? Öyle değil mi? Öyle bir şey yok. Öyle biz ben bu yaşıma geldim öyle bir şey duymadım. Peki böyle bir yerin olduğunu düşünüyor musun? Oruç tutması yasak olan. Değil, oruç yok düşünmüyorum. Öyle bir şey. Düşünmüyor. Öyle bir şey olamaz. Aklımıza bile geçmiyor. Ben şu anda sağlık durumum iyi olsa oruç da tutarım. Ama Doğu Türkistan'da öyle bir olay var. Ne var? İşte Çinlilerin baskısı var orada. Evet. Uygur Türklerine oruç tutmasını yasakladı. Evet. Sırf oruç tutmasın diye gündüzleri yemek yediriyorlar buradaki Türk kardeşlerimize. Kesin. Evet. Zorla. Hatta yemeklerin arasında domuz eti ve alkol gibi haram şeyler de var abi. Evet. Ne düşünüyorsun hislerin? Müslümanların yemediği şeyi yedirmek istiyorlar. Evet. Yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Yanlış. Hakikaten çok yanlış bir şey. Herkes istediğini yiyebilir ya. Şu anda sen şu anda başka bir memleketlerde adam kedi bile yiyor. Sen şimdi mecbur mu kedi yeme? Çok yanlış. Öyle mi? Adam domuz eti yiyor. Domuz eti ben yeme. Zaten Müslüman bir ülkede domuz eti yiyemez. Tamam şimdi bizim memleket Türkiye'de domuz eti satılıyor ama onu yiyen yiyor. Ama bize zorla yiyor. Zorla. Çok yanlış bir şey. Biz oruç tutarsak orada hapise atıyorlar, ceza veriyorlar. Hatta sonu ölüme kadar, idama kadar gidebiliyor. Orada. Evet. Allah yardım etsin. Ne düşünüyorsun? Bir şey diyemiyorsun. Allah ıslah etsin onları. Öyle mi? Başka bir şey diyemiyorsun ki. Memleket adamın. Çoğunluk adamın. Öyle mi? Evet, canım benim. Allah size yardım etsin. Eyvallah, sağ ol. Ne diyeceksin? Ya arkanızda biz varız. Eyvallah, sağ ol. Ya varız ama. Her zaman varız arkanızda. Evet sayın seyirciler. Yine bir röportajımızın sonuna geldik. Sabah sahildeydik. Ama sahildeki insanların röportajımızı kabul etmediğinden dolayı Ortaköy'ün sokaklarında röportajımızı devam ettik. Efendim bir dahaki röportajda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Muhammed.